Evet arkadaşlar, alüminyum folyo nasıl kaplanır onu göstereceğim ben size. Sahte alüminyum folyonun üstüne yatırıyoruz. Kalemle işaretliyoruz. Şu şekilde makasla kesip çıkarıyoruz kalıbı. Ben şu şekilde göstereyim. Çizdiğimiz yerden 2 milim, 3 milim dışarıdan kesiyoruz. Hayır, dışarıdan pay bırakıyoruz bu şekilde. Ve tam çizgiden kesmiyoruz. Sonraki iş. Hadi yavrum, ne inat ediyorsun? Allah Allah. Tamam, şu var ya. Çiğ mi diyor beni ya? Videoya başladığın zaman böyle bak diyor, aksiçikleri veriyor. Normalde yaparken şak diye açık geliyor. Bu şekilde kaldırıyoruz arkadaşlar. Hangisiydi bu? Şu şekilde, evet. Bunu şöyle bir temizleyelim. Üstünde pil kalmasın. Tamam, şunu ortalıyoruz. Şu şekilde. Parmağımızdan şuradan tutup yukarıya doğru çekiyoruz. Azar azar böyle yapıştırmıyoruz. Yukarı doğru. Şöyle bir kıvalım orayı. Şu şekilde. Gerdirerek olay bu. Bu şekilde. Şimdi şu çık şeyi görüyorsunuz, şu çizgiyi görüyorsunuz bakın. Buradan yürüyeceğiz şu şekilde. Buradan şu şekilde. Sonra kalemle düzlüyoruz bunu. Yani ben biraz hızlı yapıyorum. Normalde biraz ağır yaptığım zaman şu çizgileri falan daha çok kaybetmeye çalışıyorum. Yavaştan yaptığım için. Bakın. Kenarlar. Bıçağını oturtuyoruz. Bazıları varsa kesip alıyoruz. Şimdi bu tamam, burası. Şöyle güzelce yapıştırıyoruz arkadaşlar bunu.
silindir şeklinde gidip geliyor üstünde. Şekilde yediriyoruz buralara. Mesela şu kafada mesela buralarda kendi şeyi var. Deseni var izi. Şunun kenarıyla kenarından tam desenin üstünden gidiyoruz, yer açıyoruz. Bak gördünüz mü? Sahtenin biraz özelliği fazla. Farklı. Diğer sahtelere göre. Şu ağızdan su giriyor. Kulaklarından çıkıyor. Ben şimdilik bunu açmayacağım. Size sadece göstermem amaçlı gösteriyorum. Şimdi normal sahtelerinizde böyle kapatın ağzını. Daha ince bir şey. Gözün geldiği kısmı da şeyi kesersiniz böyle. Dikkatlice böyle etrafından yavaşça şeyden çıkarırsınız onu. Ben bunu şimdi yapmayacağım. Size sadece gösterim amaçlı yapıyorum ben bunu. Sahtenin üzerinde kendi deseni olduğu için bakın. Kendi desenini aldı. Balık desenini. Videoda biraz şey gözüküyor ama evet. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Böyle silindir kalemle metal bir şeyleriniz ve üzerinde pislik şey olmasın. Şeyi bozar. Çizer. Bu şekilde. Sonra buralara nokta yapıyorum. Siyah şeyle ojeyle. Ya da başka bir renkle normal siyah boyayla yaparsanız da böyle de olur, fark etmez. Yalnız epoksiyi kaplayacaksanız öncesinden bir siyah boya ile epoksiyi şöyle birbirine bir şey yapın. Test edin yani boya sürün kurusun, kuruduktan sonra üstüne epoksi atın şöyle bir damla. Bakın boyayı bozuyor mu bozmuyor mu? Bozarsa yaptığınız iş boşa gider. Bu arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi. Burada önceki yaptığım buralar. Aynı şekilde.